hasta yatışlarını değerlendirdiğimiz zaman burada genelde aşısız ya da eksik aşılı hastalar daha çok karşımıza çıkıyor. Hastalar pişmanlıklarını çok fazla dile getiriyorlar ve o ölüm korkusu o kadar sarıyor ki onları. Lütfen bizi iyileştirin, söz veriyoruz, çıktıktan sonra aşı olacak. Yani çiçeklerimizin çeyreğini bilseler de her gün aşı olurlardı inançla. Benim çocuğum şu anda Covid'den dolayı yoğun bakımda yatıyor. Eğer ki aşı olsaydı çocuğum şu an yoğun bakımda yatıyor olmazdı. Ben 25 haftalık gebeyim. Bebeğimi ve kendimi koruyamadım Covid'den. Maalesef aşımı da olmadım. Eğer benim gibi olmak istemiyorsanız aşınız olun. Yoksa çok zor. Benim gibi burada olmak istemiyorsanız aşınızı yaptırın. Aşımızı zamanında olmadık. Çok pişmanız. İnşallah siz öyle bir şeyde bulunmazsınız. Bütün ailelere ve herkese zamanında aşılanma olmasını tavsiye ediyorum şiddetle. Aşı gibi bir zırhımız varken burada aşısız hastalarımızın acı içinde yatması bizleri derinden üzmektedir. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın önerdiği şekilde aşılarımız olalım. Gel. Tamamdır. Uzat bakalım dilini. Birazcık. Birazcık. Sadece birazcık. Tamam. Oldu mu? Covid olurum diye korktum. Aşı yoğunluğu için yaptırmadım. Ama keşke yaptırsaymış. Çok çok zor bir hastalık. Herkes aşısını yaptı. Burası Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonlanmasını istiyorsak bir an önce aşılarımızı yaptırıyoruz. 16 haftalık hamileyim ben. Aşım olmadığı için de, vurulmadığım için de şu anda buradayım. Bu hastalık çok kötü gerçekten. Aşılarınızı olun. Şu anda çocuğuma bir şey olacak korkusuyla ben hastanede yatıyorum. Lütfen en kısa sürede aşınızı olun. Okula gidiyorum, okula gidemiyorum daha doğrusu, hastayım. Lütfen sağlığınız için aşınız olun. 30 haftalık hamileyim. Bana aşı sırası geldiğinde gebeliğimin ilk haftalarındaydım ve bebekle ilgili herhangi bir yan etki olmasından endişelendiğim için aşı vurulmamayı tercih ettim. Fakat şu anda hastanede yatıyorum, ne yazık ki hastalığı kaptım. Hala endişelerim devam ediyor bebeğimle ilgili ama diyorum ki keşke aşımı vurulsaymışım. Belki hiç bulaşmazdı veya çok daha hafif atlatabilirdi. Covid-19 pandemisinde gelinen noktada elimizdeki en büyük silah aşı. Hastalık, yaş, cinsiyet ayırt etmeksizin hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.